senin. Aşıkları ödüktürüz. Sağ ol canım. Alttan şöyle baskı yaparsan kapak atar. Bu ne ya? Ay bu bozuk. Çok pardon ya. Tuvalette lavabo var istersen. Ya Ferit'cim, bu bozuğu niye kıza verdin? Onu ayırdıydık oğlum ya. Sen de çok üstüme geldin ha. Ama onu ayırdıydık, onu sakladıydık Ferit. Niye kıza verdin? Yazık günah kıza ya. Unuttuk herhalde ya. Unuttuk, unuttuk. Bak oğlum, bu nedir bu tırıplar tırıplar Ferit? Sana ne demiştim? Kafama koyduğumu yaparım. Nereye gidiyor o ya? Kaçırıyor, baba kaçırıyor. Siz ağzından yel alsın. Lan dur dur şunu. Dur dur diyorum. Ya dur. Ne yapıyorsun? Kaza yaptıracaksın bize. Geç otur şuraya. Vallahi seni çok fena yaparım ha. Bak sen. Yapsana. Hadi. Buradayım. Aldım seni, gidiyorum. Nereye? Ön koltuk beni tutuyordu ondan. İyi, sen bilirsin. İyi. Duruyor mu, durmuyor mu? Durmuyorum tabii ki de. Ben sana ne demiştim? Kafama koyduğumu yaparım. Sen kafana koymadan önce ben senin kafana bir koyan da bak gör nasıl oluyor. Anlamadım. Şimdi anlarsın sen. Ne oluyor orada? Bir şey oluyor ya. Aha vallahi kaza yaptı. Koş! Babama bir şey oldu. Ferit uyan. Ferit. Ferit iyi misin? Lan ne yaptın? Ne yaptın ya? Uzi gelir. Pek bir şey yok gibi zaten. Ay nasıl bir şey yok ya? Görmüyor musun? Ambulans falan mı çağırsak acaba? Ha yok ya, ambulans mı ambulans. Komşuların dikkatini çekmeyelim. Çok acıyor ama. Ama dur, biraz bekleyelim. Vallahi bak, maçlarda hep böyle buz koyarlar basketçilere. 5 dakika sonra basketçi kalkıp maça devam ediyor. Ya inanır mısın? Basket bile atıyor ya. Neyse, sen bunu tut böyle. Ben biraz ortalığı toplayayım babamlar gelmeden önce. Artık senin de ayağın düzelince bana yardım edersin, ne yapalım? Yola çıktılar mı acaba? Ben bir Ferit'i arayacağım. Ara, sen ara. İş başa düştü, ne yapalım? Ferit. Ferit uyan lan. Hadi ya. Uf. Ulan ne yapacağım ben ya? Ha, bir sen eksiktin Hindi.
Feskül'e verdi. Kop da gel arayayım bari. Yok. Ya kilit koy vermiş bu. Ferit. Ferit. Hadi ne olur. Ne olur uyan. Anam ne yapacağım ya? Öldürdük Milen'in çocuğu. Vallahi beynini aktı verdim süt kaymağı gibi ha. Ferit, hadi uyan. Ferit. Ferit uyan. Kafam. Ne oluyor ya? Bayılıverdin. Ayılıyorsun şimdi. Ben niye bayıldım? Beni kaçırıyordun. Ben de kaçırma diye tavayla vurdum kafana. Ha, evet. Yok. Sağ ol. Sen beni neye kaçırıyorsun lan? Ben seni fena yaparım demedim mi? Ya ben şaka yaptım ya. Kopta gele kızmıştım. Karavanla biraz gezeyim istedim. Senin tuvalette olduğunu unutmuşum. Sen tuvaletten çıkınca da işte biraz da seninle eğleneyim istedim. Anlayacağın şaka yaptım yani. He. Çok iyi yaptın. Bak başına neler geldi. Az kalsın ölüyorduk. Bir daha uğraşma benimle. E olsun. Ben gerekirse ölürüm. Hem niye öldü diye sorarlarsa dünyanın en güzel kızı yüzünden öldü derler. Tövbe tövbe, hala ne diyor ya? Kalk. Oh. Sağ ol. Önemli değil. Ha bu arada. Aşkta tövbe olmaz ilk gün. Çünkü aşk günah bir şey değil. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bırak lan abana. Abamı beni kaptırmayız. Bana bak beni. Vallahi abama bir şey oluverseydi var ya senin kafanı kırardık ha. Ya durun ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum ben sana dedim bak koyduk yerde iyi olursa. Tamam sakin kızlar gelin. Gel. Gel buraya tamam. Ey Mine bak. Ey ey. Kahve güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. E Macir, he? Bu Fikri'nin kızanlığı ortada yok. E bizim kızlığa da yok. Kullanıp dururum ben ha. Aga ne kullanıyorsun be ya? Rahat ol be çocuğum. E sorarız şimdi. Sor bakayım. Fikri amca. He, he. Aga senin çocuklar nerede be? E arasana gelsinler buraya gezdirem onları acık. Onlar zaten gezip duruyor ya. Kimler gezdiriyor acaba? Sorabilir miyim sakıncası yoksa? Bu benim kızlar ha. Gezdiriyorum. Kızlar gezdir. Kızlarla lağımı. Duydum, duydum. Ben bir ayak yoluna gidiyorum. Hadi kocaman. Lan Allah'ım beyin siz takip edin lan takip edin. Ya siz deli misiniz, nesiniz, ne yapıyorsunuz, niye beni linç ediyorsunuz? Lan abamı kaçırıyorsun sandık. Kızla, kaçırma maçırma yok dedim. Ferit benim garavanda olduğumu unutuvermiş işte. Sonra da ben tuvaletten çıkınca öyle bir anda korku verdi tabii. Sonra da şey oldu. Yoldan çıktık. Evet. Aynen öyle oldu işte. Üçünüz birden benim üstüme atlıyorsunuz ya. Ya oğlum bak şu anda beni konuşmayın diyorsun. Zorla konuş. Bu kızlara bahane bulma ya. Sen benden yani abından bu garavanı almak için izin aldın mı acaba Ferit ha? Sen bana baş mı kaldırıyorsun ya? Amma bağırdın sen de bana. Yeter ama. Lan ne yeter ya? Allah aşkına söyle. Bu nasıl çıkacak burada? Hadi söyle o zaman. Nerede kaldınız lan? Kimseyle anlamasın diye anca geliverdik. He ya. Reşat abi sen bize bir şey söyleyeceksin. Söyleyeceğim tabii lan. Düzgün ne deyip duru?
Kızları Fikri'nin oğlanlarla karavanına gitmişler. Dedi la, ben de duydum. Karavanda ne var? Ne var? Ulan karavanda duş var, yatak var. Ben aynı otel gibi. Hani ne bileyim, insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor. Öyle sallana sallana tövbe. Neyse arkadaş, ben sizi uyarıverem dedim yani. Ne edeceksiniz dedim. Sağ ol Reşat abi. Ne demek, insanlık öldü mü lan? Benim depsi ne oldu lan? Depsi? Ağa namazlıktan gelme. Depene hurdun mu? Galanın da var ya, yerin dibine götürüverin. Vereceğinizdir o tepsinin parasını. Aga tamam, rahat ol. Vereceğiz, nakit yok şimdi. Marmaris'e inelim. Kredi kartıyla alacağız aynısından. Tamam. Tamam o zaman. Belli etmeden ben kimseye çaktırmadan ufak ufak gider. Tabii tabii. Yavaş. Yok, bu hayatta çıkmaz böyle. Hayatta çıkmaz yani. Aferin Ferit. Çekici gelmesi lazım. Başka türlü çıkmaz orada. Of Ferit ya. Of Ferit, of! Neyse hadi. Kızları bir buradan geçen koy minibüsüne bindirelim. Kızları gönderelim buradan. Nereden geçiyor kızlar buradan minibüs? Ne minibüsü? Sarıyer Beşiktaş minibüsü. Kız ne minibüsü olacak işte? Koya giden minibüs buradan mı geçiyor diyor. Köyde minibüs yok ki. La, ne demek ya köyde minibüs yok? Vallahi bizim köyde yok. Gelene gideni çok olmasın diye koydurmayalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Koya bak ya. Kısa İsmail arıyorum. Aç aç. İsmail. Kurban olsun sana İsmail. Neredesiniz siz? Ya kız kumunda. Ya İsmail hiç sorma ya. Biz kaza yapıverdik. Karavan yoldan çıktı. Hani çekici gibi bir şey lazım yani. Ya İsmail kurtarın bizi. Ya senin istediğin çekici olsun. Hemen biz geliyoruz, tamam mı? Kıpraşmayın bir yere. Oğlum. Ne oldu? Tamam, çekici meselesini hallediverdim. Yarım saate gelirler. İyi kız, aferin sana. Anlamadım yani. Nasıl olmaz ya? Bir köyde minibüs nasıl olmaz? Burası Amerika mı? Anlamadım. Amerika mı burası ya? Yok yani. Neyse ki Allah'tan kaza yapmışlar. Yani bu durumda Fikri'nin oğlanlar bizim kızlara bir şey yapamamıştır. Aga bu nasıl karavan? Lanet gelsin bu karavana be. Ya oğlum bırak karavanı şimdi. Biz çekiciyi nereden bulacağız? Sen onu düşün. Aslında Reşat'ta dört çeker var. Lan verir mi onu? Ya vermeyecek ki. Biz alacağız. Aga nasıl alacağız, sorabilir miyim acaba? O kırmızı saçlıklı kız oradayken Reşat kahveden ayrılmaz. Ya bana bakın. Arabanın anahtarları evde dur. Gideceğiz. Hani yanlışlıkla. Yanlışlıktan alacağız. Zaten 15 dakika tutmaz o. Gideceğiz, geleceğiz, bırakacağız ya. Bir dakika, bir dakika. Bitişik İsmail'ler. Öyle bir şey yok. Bir çalma, ne bileyim bir araklama, o bilmem ne bir şey olacaksa bu kardeşiniz yoktur, peşinden söyleyeyim. Arkadaş, çalmayacağız, ödünç alacağız. Kızları kurtarmak için. Hadi be, hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Oradan değil lan, Atika yoldan, gel. Kahveler de bittiğine göre artık biz tapu dairesine gidelim ha. Bu Bay Reşat, biz bu tapu dairesinde kimle muhatap olacağız? Mustafa. Bu soyadı ne bu Mustafa'nın? Hakkat ya, neydi Mustafa'nın soyadı? Nasıl Hakkat ya? Olur mu sen arkadaşın soyadını unutur mu? Arkadaş, ben dün gece ne yedim onu hatırlıyorum mu? Tamam ya, tamam. Neyse ne. Şimdi nasıl bulacağız biz Mustafa'yı? Orada birilerine sorsak gösterir mi bize Mustafa'yı? Gösterirler tabii. Tıpı dairesinde kaç tane Mustafa olacak? İyi de burada dört tane İsmail var. Belki de orada beş tane Mustafa vardır, öyle değil mi? Evet. Elmas doğru söylüyor. Sen ver bakayım şunun telefonunu bana. Ver, 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 ver. Ulan onun telefonu var mıydı bende acaba? Lan sabahları dediğin gibi mesaj attım diye. Dedim değil mi? Bakayım. Lan adam bana zaten mesaj atıvermiş ya. Oku bakalım ne diyor. Reşat Ağa, senin ahbapların T.C.N.O'larını gönderivermişsin. Emme. Lan okusana, uzatıp durma. Nerede kalmıştım? Emme.
He, emme. Emme, hindi gördüm. Ben tapu dairesinden ayrıldım, özele geçtim. Yardımcı olamayacaksın. Allah Allah. Bay Fikri, hadi kalk gidelim. Bizim işlemler daha başlamamış bile. Elmas, hadi kalk, 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 kalk. Ay enişte, ben böyle alelacele gelemeyeceğim ya. Siz gidin en iyisi. İyi. Doğru diyorum Fikri abi. İşiniz aceleyse siz düzgünle gidiverin de. Size ayak bağı oluvermesin hindi bu baldız. Abla kız, hindi tepsi yok de bu koca karı çıkar mı önümüze? Sus kız, yavaş konuş. Hindi duyuverecek. Hem tepsi yok değil ki. Düzgün amcagillerde kimse yoktu. Ondan alamadık ya tepsiyi. Vallahi bilmem de benim hala ödüm kopuyorum. Sus kız, hindi kopacağım. Kızlar balkonda dur. Hey, sen burada kal. Biz arkadan dolanıp içeri girelim. Kapı açıksa sana mesaj atarız. Sen kızlara laf atıp oyalayıver. Tamam. Değil mi? Aga, sesi duyunca da dalar içeri. Bana bakın. Ben o anahtarları elim sürmem, haberiniz olsun. Tamam. Tamam. Zaten anahtarlar askıdadır. Alıp çıkarız hemen. Lan nasıl alacağız arabayı? Kızlar görmeyecek mi? Aga, düşünemedik onu ben. E ne yapalım o zaman? Anahtarı bulalım. E sonra düşünelim. Şşş, operasyon başlıyor be. Hadi bakalım. Hadi. Ay, otur otur, sıkıldım. Biz gezmeyecek miydik Reşat Bey? Ne demek? Gezeceğiz tabii. Buyurun. Buyurun lütfen. Lütfen. Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Yürü. Reşat Bey, yeğenlerimi bulabilir miyiz acaba? Bulacağız tabii ya. Geze geze bulacağız. Ay geze geze bulmasak da şöyle çabucak bulsak olur mu? Atla bulalım o zaman. Anlamadım. Atla gezelim yani. Aşağıda benim çok az ahırlar var. Aygırlığa var, kısraklığa var. Oradan atları alalım. At binmeyi biliyorum da. Biliyorum da şimdi ne gerek var yani, değil mi? Bir araç falan yok mu? Olmaz mı? Var tabii. Arazi tipi, dört çeker. Senin de çeker, beni de çeker. Nerede? Burada, bizim evde. Buyurun. Aga, kapı açık be. Hı? Yaz bakalım oradan mesaj şuna. Ya oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Ya neden hep benim telefonum kullanılıyor oğlum? Bir kere de sen telefon getir, sen telefonunu kullanalım cimri. Tamam, bağırmazsak. Kapı açık, sen operasyona başla. Tamam olur.
Yaprak! Dönü! Allah! Ya bir bakın bakayım ya. İsmail, sen bilin. Benim daha. Başı kim olacak? Agalar, sakın çaktırmayın yakalanırız ha. Hadi içeri. Lan, yine erken geliverdin. Abimin de evde yok. Aşama gel. Aşam evde oğlu. Bu oda yok. Odalara bakalım. Şişt, bana bakın. Eğer anahtarları ben bulursam elimi sürmem, sizi çağırırım, tamam mı? Aga sende de ne el varmış, hiçbir şey sürmüyorum. Geç, geç bakalım. Geç bakalım. Ben bir şey isteyecektim ya. Ne isteyecektin? Beni kız unutuverdin gene. Beni isteyecekti. He, unutmuşum. Ya ben ne isteyecektim? Bak unuttum. Görüyor musun ya? Ha, şey bir dikiş iğnesiyle bir dikiş makası var mıdır? He, var var. Dur ben getiriverim. Dur. Girme içeri, girme. E niye istedin o zaman? Aga ne yapacağız be? Şey, ben istemek için değil, sormak için şey ettim onu ya. Dur ben ona bakayım o zaman. Geliyor lan. Kaç. Nereye koyuverdiydim ben bunu ya? Abimin odada mıydı ki? Neredeydi bu indi? Unuttum valla. Al bakalım. İçmiyor. Selamun aleyküm. Ablalam nasılsınız? Aleyküm selam. İyiyiz okumuş. Sen nasılsın? Muhtarlıkta bir işim vardı ablam. Onun için geldiydim. Hadi. Durun lan. Emine kız. Bu İsmail'leri bir arayı ve de gelip beni alıversinler. Ha? Ondan sonra gidersin. Kusura kalma. Bir arayı verin. Ya döne, ya şunu çağır etme ya. Çıksın dışarı bakmasın da. Abla! Ne oluyor lan? Kız abla! Yakalandın mı be? Olur abam. Kız değildir belki. Sana öyle gelmiştir. Öyle mi diyor? He. Eyvah! Başladı yine. Kocam geldi. Aga koca karı kim be? Ya oğlum ne bileyim, kimse kim ya? Vay. Gel gel. Neredesin oğlum? Kaçtılar mı lan kızlar? Aga kaçtı onlar, kaçtı. E, inaktarları buluverdiniz mi bari? Vallahi yok, ben bulamadım. Aga ben de bulamadım. O ne ya? Ha, kasa kısa kasa. Bu adam inaktarları kasada mı saklıyor acaba? Aga o değil de. Bu ne be? Bunda nasıl para var acaba? Aga başucuna kasa koymuş. Ha, benim bildiğim yastığın altına saklanır para. Demek ki bunu sığmıyor. Arkadaşlar ben bir şey soracağım ya, bu kasanın üzerinde bir anahtar var, bu araba anahtar değildir. De be ya o, tak kendisi. Al la. Hadi alıp kaçıverem gari hadi. Yok arkadaş, geçeceksin o işi. Ben baştan söylemişim, elimi sürmem. Aga senin de ne mübarek elin varmış be.
yaptınız? Yakalandınız mı? Yok be ya, temiz operasyon. E niye bağıra bağıra kaçıyorlar? Aga onu bilmiyorsun. Hadi alalım şu arabayı. Sen kullan eve. Yok babam, geçeceksin o işi. Ben hayatta elimi sürmem. Ya en iyi sen kullanıyorsun. Mecbursun. Hadi. Tamam hadi. Bana bakın. Yolda birilerini görürsek herkes tam siper siniyor. Tamam? E tamam. Hadi, hadi bakalım hadi. Hadi. Çapsız Reşat'a bak ya. Saatlerce oyaladı bizi. İşi gücü cambazlık. Şey etme, vakit var, yetişiriz daha inşallah. Ne oldu lan? Niye durdun? Müezzini el etti de onu da alıvereyim. Ne yapacaksın müezzini? Devam ettireceksin satışta. Yok la, bizde adettir de. Marmaris'e inen yoldakini alıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin, amin. Benim de bir işim vardı Allah'ın izniyle. Allah razı olsun, duruverdin. O ne lan? Sinyal veriyorsun köy yolunda, ortalık bomboş. Öyle, trafik kurallarına uyacaksın. Ha. Hem sen kemerini niye takmadın? Taktım işte. Bunu değil, bunu. Ha. Kaçın lan Allah ya. Nerede lan bunlar? Yandık valla. Reşat Ağa geliyor. Reşat Ağa. Ne? Araba kendi kendine gidiyor. Bu belirsiz bizi inşallah görmemiştir abi. Ya bu muhtar beni sürekli arayıp duruyor. Ne yapacağız? Aga duyma be ya. Duymamazlıktan gel. Rahat ol. Kamil. Vallahi açmıyor la. Ne yapıp edip duru bunda? Hani sen arar aramaz acı ve erkeklerde telefonu sen öyle tembihlemiştin ya. Öyle diyememiştim de ama. Allah korusun. Ay, başlarına bir şey mi geliverdi? İnşallah öyle olur. Hı? Yoksa bu İsmail'lerin cezası büyük olur. Ya ne biçim konuşuyorsun ablam? Tövbe desen böyle olur mu ya? O diyor başlarına bir şey mi gelmiştir? Sen diyorsun inşallah başlarına bir şey gelmiştir. Ne biçim söz ablam öyle? Tövbe de ya. Madem öyle, tövbe dedim, tövbe dedim. Ha? İmam efendi, senin ne işin var muhtarlıkta? Müftülüğe bir resmi yazı verecektim de. Gidelim mi gari? Oldu. Hadi bakayım. Durun lan. Ben ne yapacağım şimdi tek başına burada? Dur lan, beklen beni. Ben de geliverin. Lan, bekle ben geliverim. İşte burada benim ev. Alt katı kullanmıyorum. Zamanında büyük anam oraya oturup dururdu. Biz ona koca kara deyip dururduk. Göçünce orayı da tamamen kapattın. Benle iki tane kız kardeş var. Onlardan hangisi erken evlenirse ona vereceğim orayı. Bizim köyde adettendir. Yani kıza ev ayrılığı. Hani hanım köye damat getiriyor diye. Reşat Bey, böyle belgeseller gibi böyle ayrıntılı ayrıntılı anlatmasanız da Sadet'e gelsiniz. Sadet? Sadet. Sadet. Ha, Sadet. He. Burada benim balkon oluyorum. Bütün millete öyle tepeden bakıp durur. Köyün en hakim tepesinde. Şahin tepesi. Burada da benim dört çeke. Ha, nerede? Nerede lan dört çeke? Nerede? Orada olması lazım onun. Başka bir yere mi park ettiniz acaba? Olur mu öyle şey? Her zaman orada yatıp durur. Lan bana bak. Benim bu yarım akıllı lan nerede lan bunu? Müdüne. Kapsamın alanın dışında deyip dur o. Ulan bir de unutkamı alsam. Abla Göz, biz neye buraya kadar geldik? Rahmetli babaannem suyu hiç sevmezdi. Üç ayda bir yıkanırdı da ondan.
sen korkma. Buraya gelmez o. O da kapsama alanı dışında değil ya. Kızlar alıp gitmiş olmasın? Ya olur mu öyle şey? Onun bir denesi sağ gözüyle sol aynaya, sol gözüyle sağ aynaya bakıp durur. Öbürü desen direksiyonu yerine hatırlamıyor. Ya nereye gitti bu araba? Tövbe tövbe. Aa orada la Alen, orada la. Aha vallahi gelip durur la. Tövbe yarattım ya. Otomatik mı getiriyor, ne o ya? Bir şoför yok. Kızlar, konuştuğumuz gibi tamam mı? Kimse renk vermeyecek. Öyle Ferit abamı kaçırdı filan derseniz, babam başta olmak üzere vallahi hepimizin canını okurlar. Tamam baba ya. Sağ ol. Bir şey değil. İnsanlık bende kalıversin dedim. Vallahi billahi şoförsüz geliyor bu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Baş. Geçmiş olsun be. Oğlum sen mi kullanıyordun la? Tabii abi, ne sandın? Nazgül. Allah esirgedi inşallah. İyisin değil mi? İyiyim İsmail. Ay canım. Oh. Cümleten geçmiş olsun. İlk gün. İyisin değil mi? İyiyim İsmail. İyi iyi. Gülgün de iyi. Bir şey olmadı değil mi hiçbirinize? İyiyim İsmail. Tamam. Hadi. Dördüncü ısmar. Seni de sor da rahatlayak hadi. Sorma ayrım kardeş. Bir alakam yok benim onlarla. Ben single'ım da ondan. Neyse. Nasıl oldu bu kıza? Anlatın bakayım. Talihsizlik işte. Önüme bir tane yavru köpek çıktı. Ben de direksiyonu kırdım. Anlayacağınız durum bu. Anladım, anladım. Tekrardan geçmiş olsun. Bir daha gezeceğiniz vakit bize haber edin de. Yanınızda buralı birileri olsun gari. Hayırdır aslan parçası ya? Sen bize mi dikeliyorsun anlamadım. Yoksa rehber falan mısın bu köyde? Hayır, hayır. Aga ne yapıyorsunuz ya? Ya bir sakin. Ya insanlık olsun diyor dedi be. Gerilme. Tamam hadi. Halat malat neyse getiriveren de çıkarın artık şunu ya. İsot. Gülüm sen bu arabanın arkada yanaş da ben şey yapayım ona bir balantı yaparım hadi. İlk gün. Bana yardım eder misin? Gel. Dur lan. Geçmedi mi hala? Geçti geçti. Tamam sağ ol. Ya biraz başım döndü de. Gün. Ne oluyor öyle? Ne oluyor İsmail? Ne bileyim öyle oğlana sarılıverince. Sarılmadı. Tutunuverdi yani dengesi bozuldu. Adam kafasını çarptı kazada. Ne yapayım? Geç bakayım şunu. Sen geç. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırdır Reşat? Hiç hayır değil muhtar hanım. Araba yok. Nasıl yok lan? Ne bileyim ben. Biri şaka yapıp durur herhalde. Ben bir anons geçiveren dedim. Oğlum. Emme. Kutuya 5 lira yat. Geç bakayım. Çevir bakalım kendine. Hah. Açıyorum. Dikkat, dikkat. Ben Reşit Ağa. Benim 4 çike bugün kapının önünden kayboluverdi. Ben onu mühim günlerde kullanacağım diyerekten peşin para verip acentadan aldım ben onu. Hindi lazım oldu ama kullanamıyorum. Kim aldıysa yerine bırakıversin. Merkep şakasının lüzumu yok. Alayın o zaman. Teşekkürler. Bitti mi lan? He bitti. Ay ben yürüyerek gitseydim keşke şelaleye ya. Zaten sabahtan beri yeğenlerim o kızlarla yalnız. Bana bak kadın. Bizim kızlar adam yemiyor. Onlara hiç inanma sen. Bu köyün karıları, kızları, herifleri yiyip bitiriyor. Reşat. Hadi bakayım. Siz gezmeye mi gidiveceğiniz? Gidin gezin de geliverin.
Daha da fazla laf isteme benden. İyi gidiyorum o zaman biz. Beşer bekletir miyiz? Kolay gelsin. Ferdo. Sen kullanabilecek misin karavanı? Ha ben kullanırım abi ya, iyiyim. Atla karavan hadi. Hop. Bir dur bakayım. Ne oldu lan? Sen niye biniyorsun? Oğlum burada ben varken başka biri Treskön'e geçebilir mi acaba? Ben buradaysam Treskön'e ben geçeceğim yani. Neymiş? Lan oğlum bak bilip bilmeden konuşma. Sen benim kim oldum biliyor musun acaba ya? Ya sen kimsin arkadaş? Sene mi kaldı bize ait aracı kullanmak? Kısa atlayıver abicim. Hadi soğut. Aslanım bak bu normal. Bak aslanım diyorum. Seni hala seviyorum. Bu normal araca benzemez. Karavan çekmek başka bir şey bu. Bunun kara gazı var, yarım debriyajı var. İstop ettirirsin, kayar gider. Vallahi kız kumuna gidersin ha. Alır o kız kumu işine sen. Yaptırma bak şunu yani. Yapma yani. Oğlum adam doğru söylüyor ya. Bu iş usta işidir. Al. Kim usta? Kızlar mı usta? Benim usta. Yaşa İson. Ya çekilin ben kullanırım. Çekil. Oğlum bak tekrar son kez söylüyorum bak. Yapma bak. Tamam. Anladık, anladık. Biliyor mu oğlum bu? Biliyor mu ya? Her zaman yaptım. Açın şu işi. Açın oradan. Şey çaldınız. Ne yaptık oğlum? Allah Allah ya. Aga ne yaptın be arabanın? Bu ne be? Aha salak bir çocuk ya. Vallahi salak yani. Ne yaptın be çocuğu? Benim sinirden ellem ayaklam bir boşalıverdi ben. Vitesi yanlış takıverdim ya. Aferin, aferin İsmail Efendi. İyi yaptın, iyi halt ettin. Tam pon çizildi kırdan kırdan. Aga o değil de Reşat'a ne diyeceğiz lan? Niye ki? Ya İlkün bacım biz bu Reşat'ın aracını kendisine haber vermeden aldık. Yani kendisine haber edecektik ama kendisi yoktu. Yani o yüzden Nazgül de bizi arayıp deyince ki biz kaza yaptık yetişin diye biz de onu haber etmeden acele edelim dedik. E tabi durum bu olunca ya kızlar bu arabayı aldığımızı Reşat'a söylemesek mi acaba demezsiniz değil mi? Demeyiz, demeyiz. Teşekkür ederiz. Bu ne ya? Sohbet attı gibi kızlarla erkekler burada atışmalı, konuşmalı. Oğlum bu ne olacak bu karavanın? Gitti karavanın. Ne olacak bu hasar? Ya abi tamam. Bizim sigortadan yaptırırız. Sen sorun etme. Ya Ferit bak ben insanların yanında şu anda gerçekten sinirlendirdin ya. Ya neyi halledeceksin? Bir sigorta kaç para sen biliyor musun? Bir de bunu hasarsızla bozarsan insan hayat kaydırır sigorta bu. Ya ben halledeceğim tamam. Ferit baban zengin ya Ferit. Rahat rahat gül karşımda. Ben geçiyorum şeye, gel sen de. Hadi Ferit, hadi geç sen. Açılın kızlar oradan bak. Kızlar şöyle, hadi. Oğlum açılın bak, gerçekten. Tamam, çok felaket çıkacağım, kalkacağım, şey yapma. Hadi bakalım. Hadi, tamam, hadi. Ya, ben salak, hakikaten salak ya. Açın kızlar, alın oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yapar biraz, kaydırın kızlar, çek oradan ha. Hadi bas azıcık, bas. Hız limiti 50 diyor. Neden? Anlaşıldı. Tapuya yetişemeyeceğiz. Bari notere gidelim de ben 5 dakikada sana bir vekalet vereyim. Sen de bana 1 milyonu ver. Ben ondan sonra İstanbul'a döneyim. Pazartesi günü de o verdiğim vekaletle satışı kendi üstüne yaparsın. Olur olmasına da 1 milyon değil, 250 vereceğim. Peşin olarak değil mi? Tamamı. Çüş! Nasıl çüş? Reşat Arsalar'ı 250'ye bırakmışsın ama. Yalan lan! Nasıl yalan? Adamın kendi dedi bana, ona 250, bana 1. Sen benim azıcık yüzümü yumuşak gördüğünde benim... Yok öyle bir şey. Nasıl yok? Reşat yalan mı diyor? Vallahi birinizden biriniz yalan söylüyor, bilmem. Niye yani? Sen şimdi bana yalancı mı demeye çalışıyorsun? Sen öyle demeye getirdin ya! Müezzin efendi, sen dövüyor bakın. Hangimiz haklıyız? Vallahi şimdi bu dolmayan bir üçüncü şans var. Onu da dinlemek lazım, yoksa günah almayalım inşallah. Adam doğru söylüyor ya. Gidelim bulalım şunu, konuşturalım. Bakalım neymiş aslı astarı. Gerçek ortaya çıksın yoksa bu satışı yapamayacağız be. Doğru diyor. Peki benim Marmaris için ne olacak? Seni de Marmaris için de. Neyse artık başka zamana inşallah. Subhanallah ya. Hadi kızlar. 1, 2, 3, 4 zıpla. Dur ama. Halimize bir bakın ya. Rezil oluverdik İstanbul'a. Niye be? Niye mi?
onlar direksiyonda, biz bizi tekliyoruz. Ya bu kızlar da zıp tıp tıplıyor arkadaş ya. Ya oğlum iki dakika susun, söylenmeyin. Ayağının işte. Hadi çıkacak, hadi hadi. Hadi gidelim Kısafa. Ben dondum. Gogum mokum da gidiverdi. Benim de gogum gidiverdi. Hadi. Allah. İşte buralarda bizim meşhur şelale. Hani buraları gören büyülenip kalıyorum. Evet çok güzel. Ama çocuklar burada yok. Evet çocuklar yok. Sizde de bir büyülenme olmadı zaten. Ya aklım çocuklarda ya şimdi Reşat Bey benim. Onları merak ediyorum. Vallahi Elmas Hanım bu şelale yukarı doğru gidip duru. İsterseniz bir yol bakıveren yukarı. Olur olur hadi lütfen yukarı çıkın. Buyurun. Aba! Dön dön dene dön. Abim geliyorum. Koş. Koş koş koş. Aman Elmas Hanım. Dikkat edin kayıverir. Aman. Tamam. Sağ olun Reşat Bey. Heh. İşte. Buyurun. Burası da genelde aşıkların buluştuğu yer oluyor. O yüzden adı Aşık Çağlayan'ı. Ha, çok enteresan. Bizimkilerin burada olmaması da çok hoş olmuş. Elmas Hanım, siz yeğenlerinizin başına bir şey gelecek diye mi korkup durdunuz? Benim muhtarlıkta şaka olsun diye şey ettim onu ben. Yok, ondan değil de ben özellikle büyük yeğenim Kopta Gelim'e çok düşkünüm de onu merak ediyorum o yüzden. Niye büyük olan? O benim ilk göz ağrım o yüzden. Kahve de dedi bu Reşat. Aramadan gidelim, şapa oturtalım şunu. Hadi bas bas bas, bas. Bas ama hız limiti 50 diyor. Bas yine ben ödeyeceğim cezayı ya, bas bas bas. Yürü yürü. Biraz daha yukarılara çıkalım mı? Olur tabii, buyurun. Tamam. Ay sizinki ne güzel çekiyor, benimki hiç çekmiyor. Benim hat her yerde çekiyorum. Zaten hattın çekmeyeni hiç çekilmiyorum. Ulan, müezzin efendi mesaj atı vermiş. Şu an konuşamıyor. Düzgün ve Fikri senin peşinde. Köye dönüyor lan. Başın belada. Hemen camiye gel. Ben seni olanları anlatacağım. Ne oldu? Camiye gideceğim. Bir yol dönüveren. Ben yeğenlerimi bulacağım. Acelem var deyip durun. Tamam siz gidin. Ben yolu bulabilirim. Olur mu canım? Olur canım olur. Ben yeğenlerimi bulmadan dönmem Reşat Bey. Ya kazık kadar adamlar boşuna uğraşıp durursunuz. Acelem var diyorum. Cami bekletilmez. Tamam bekletmeyin. Siz de buyurun Reşat Bey gidin. Kaybolmayayım buralarda. Ay niye kaybolayım canım? Ben İstanbul'da kaybolmuyorum. Burada mı kaybolacağım Allah aşkına? Buyurun gidin siz. Yok tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Allah Allah. Ne garip köy burası böyle. İnsanın namaza telefonu da çağırıyorlar. Ay acaba uzakta olan ezanı duymuyor diye mi böyle yapıyorlar? Bilemedim. Neyse ben Kopta Gelim'i bulayım bari. Ya sen ne diye adama yakınlık gösterip durun? Ya arkadaşım bak sen anlamıyorsun galiba. Ben sana diyorum ki sen bu adamdan ne istiyorsun? Adamın nesi var? Ne yaptı sana ya? Benim o adamla işim yok. Benim derdim Ferit. O da abisi olarak karşımda dikilip duru. Ya o zaman adama niye artistlik yapıyorsun ya? Allah Allah. Siz niye kavga ediyorsunuz ben? Siz niye kendi kendinizi gazlıyorsunuz acaba? Biz neye kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü onlar kızlarla biz... Dört İsmail olarak bu egzozuna patis arabasında sap gibi durup dururuz ondan. Sen niye böyle geriyorsun kendini ve çocuğunu? Aga bak babaları gitmiş satışa bu akşam. Bilemedin yarın sabah gidiyorlar.
Rahat ol be Buralı. Ya rahat ol biraz. Ben senin kadar rahat olamayacağım arkadaş. Kusura kalma. Olacağım be ya, olacağım. Ben sana öğreteceğim olmayı. La oğlum çok salandık ya. Gidelim kimseyi görmeden abi arabayı yerine bırakalım. Bak iş bağ patlayacak ha. Oğlum ben daha gideceğim bu adamın bacısını isteyeceğim ya. Bir şey değil de arabanın arkasında bulduk. Kızlar! İlkin! Yatkin! Erol! Yatır. Evet siz Erol. Ne? Abo! Oğlum bas gazola gidelim la. Hadi. Lan vallahi kendi kendine gidiyor bu araba. Allahu ekber. Nasıl gideceğim lan? Hadi, hadi bakalım arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Bir yerlere gidelim. Devam. Yok eve gidem artık. Ya saçmalama. Yarın biz gideceğiz zaten yani. Bir yerlere gidelim yani. Hadi lütfen ya. Şelaleye gidem. Ha vallahi olur bak. Şelale olur ha. Felaket iyi olur ha şelale. Yok yok. Bugünlük yeter artık. Hadi eve gidelim. O zaman oylama yapalım. Şelale diyenler. İlk gün kaybetti. Şelaleye gidiyoruz. O zaman geri döneceğiz buradan. Yok yok gerek yok. Buradaki patikadan gireriz. Zaten sonra da aşağı doğru yürürüz biz. Kopta gel. Azilerde bir yol var. Oradan sola vuruver sen. Tamam ben vuruveriyorum o yolda. Hadi var. Sağ ol Düzgün abi. Mühim değil, mühim değil. Selamun aleyküm İmam Efendi. Aleyküm selam. Abi kimse yok mu? Yok muhtar muhtarlıkta. Ha, muhtar bilir Reşat'ın nerede olduğunu. Muhtara soralım gel. Kolay gelsin. Merhaba. Bayan Emine. Bay Reşat'ı arıyorduk da sen gördün mü diye bir soralım dedik. He görüveydim. Nerede Reşat nerede? Reşat, senin o kırmızı kafa baldız var ya, ha. Ondan şelaleye gezmeye gidiverdi. Ha bu. Yürü lan yürü. Sağ ol. Sen de sağ ol. Engiz, bu fikri yok mu bu fikri? Öküz geldi, öküz gidecek. Lan insan bir sağ ol de lan. Doğru diyor. Emme düzgün dedi bak. Başka. Ay, ay Reşat Bey'i gönderdim ama sanki orman daha da bir sıklaştı buralarda böyle. Kim var orada? Ay, ay başıma fena bir şey gelmese bari. Kop da geli ararken. Ay, ay bu ne? Ay taşmış. Taşın ne işi var burada? Ay. Çıtırdılar falan. Tepeme biri inmesin. Ay sanki Amazonlara geldi. Ay. Ay ne böyle seksek oynar gibi. Oh. Seksek oynar gibi. Şimdi hop. Ah. Bir ses mi geldi? Ay. Timsah falan yoktur değil mi buralarda? Oh. Ah. Ah. Burası biraz zor. Atlayacağım şimdi. Bir, iki, üç. Ya! Kopta gel! Düştüm ben!
Ya çok güzel bir yermiş burası. Az kalsın senin yüzünden göremeyecektim burayı. Ahat ya. Ben o kadar şelale gördüm hayatımda. İlk defa bu kadar felaket güzellikte bir şelaleyle karşılaştım yani. Evet, güzeldir bizim şelalemiz. Çok. Ya şu sakız ağacı değil mi? Hangisi? Gel gel. Gel ben sana göstereceğim. Şu mu? Oğlum ne sakız ağacı lan? Yok çiklet ağacı. Palamut lan o, palamut. Hangisi? Bak şu şu. Kesane para para. Gürgen tane tane. Palamut. Ya kesinlikle palamut o yani. Bapte gel abi. Ferit. Ne oldu kız? E sen kal da şey yaparım ya. Sen kal ya. Ya. Oğlum asa. Teyze. Elmas ne işin var? Hayırdır ya burada? Sizi arıyordum. Telefonlarınıza da bakmıyorsunuz. Ya Şile telefonlar kaplama alan dışında hiçbiri çekmiyor telefonlar. Teyzeciğim sen iyi misin? Dereye mi düştün? Ne yaptın? He, ayaklar ıslanı vermiş baksana. Ay yok canım niye dereye düşeyim ben? Sizi ararken ayaklarıma kara sular indi. Ben de onları serinlettim. Ha bak sahi. Karavanlı ayakkabılar var ya. Abim seni karavana götürsün de sen de ayakkabılarını değiştir. Hop da gel beni götürür müsün karavana teyzeciğim? Tabii canım şimdi yaş ayaklar zaten. Az yapar, felaket şekilde. Ne gerek var? Hadi buyur. Şöyle bir şey yapalım. Tutayım bana. Sağ ol. Feridocuğum. Yavaş teyzeciğim ya. Feride bak ayağını çek ya. Teyzene biraz saygı göster. Çek ayağını. Ah Allah ya. Bir dinler misin canım? Ayaklarını al oradan Feride. Dikkat edin. Her şeyin ikili geldin ya. Niye, ne oldu? Anlatacağım. Çık. Çok kalitesiz bir ortam. Çok sıkıntı. Geç. Abba. Aşağıya yürüyem de Ferit'e aşık cağlayanını gösterem. E oranın havasını almadan gitmesin. He, bence de aşık cağlayanın havasını koklayıversin. Nesi var oranın havasının? Orada çağlayan var da akan suyun aşk suyu olduğuna inanılıyorum. Su yukarıdan aşağı düşünce de suyun kabarcıkları havaya karışık durur. Sen de o havayı soluyunca aşk damarlarına girip durur. Ya burası ne kadar güzel bir yer ya. Çınar'da kadınlar gençleştiğine inanıyorum. Çağlayan da aşk olduğuna inanıyor. Biz böyleyiz Ferit. İnanmayı severiz. Çünkü insan umut ettiğine inanır. Aa, güzel söz. Çok beğendiysen Twitter'a yazıver. Sosyal medyaya yazılacak bir laf değil. Ne yazsa yazsa gönlüne yazar insan. Abo. Hatta. Oh yeah. Hadi gidelim şu aşk çağlayalım. Vallahi çok merak ediyorum ne anlatacaksın. Sen bayağı köy meydanında beni bırakıp o kızlarla gittin yani. Ne yapıyorsun bir gören önce? Dağ başında kim görecek bizi ya? Ya sana içim kaynıyor, içim fırtınalar kopuyor bak. Felaketim ya. Sensiz bir anım geçsin, ölüyüm ya. Zindanlara at beni ya. Numara yapmıyorsun değil mi kopta gel? Ben seni bayağı o kızın peşinden gittin sandım. Ya Elmas gerçekten bak yine sinirlendireceksin ya. Yani yaktın beni yavrum evladım ben. Ne hale getirdin beni Elmas? Ya bak sensiz bir anım benim başkasıyla geçecekse beni zindanlara atın, üzerime benzine dökün, beni yakın, ben öleyim ya. Ya bu kızların hepsinin ayrı ayrı babuşu var. Benim ne işim olur o kızlarla Elmas? Ama Ferdo, Ferit gitti. Kız Ferit'i çekti aldı kız Ferit'i. Hop da gel değil. Hop da gel burada. Ferit gitti yani. Hop da git. Hop da gel sana her şeyle geldi. Ama sen hala bana laf söylüyorsun ya. Ben daha ne yapabilirim? Ya bak sana çok delikanlı bir şey söyleyeyim ben. Ben var ya, seni ben minibüsümden daha çok seviyorum, tamam mı Elmas? Sen beni minibüsümden daha mı çok seviyorsun kopta gel? Evet Elmas. Ben de sana dayanamıyorum biliyor musun? Tespih bürcüğüm benim. Asıl yiyeceğim Allah senin ya. Bak Elmas ya. Gel şuraya. Nereye? Gel, karavana gel.
Boynum kırdın. Şık. Açılırsın. Geç. Fazla oyalanmayan. Birazdan evikten de akşam için yemek yapıveren. Babamla aç dönerler tapudan, hadi. Ya kimse yok. Abim de gidiverdi herhalde. Bir çıkıp baksak mı? Bence de çıkar. Yoksa burada çömelip bekleyip durur saatlerde. Şırıl şırıl su sesi de var. Vallahi koy vereceğim gidecek şimdi. Aşık suyu olacak sene abdest suyu. Kim bu kız onunla? Ben seçemedim. İlk günle. Cüneyt'in abisi. Aa, kızlar nerede? Onlar biraz yukarıda kaldılar. Ne? Gülgün! Nazgün! Songün, neredesiniz? Ya abam kızacak vallahi. Belli olmaz. Belki işin sonunda sevinebilir de. Vallahi bana bakın. Ben bu çocuktan çok umutluyum ha. Nerede bunlar ya? Dur. Dur ya, tamam. Gelirler birazdan. Ya sen de iyice alıştın yani beni böyle şey tutmaya. Öyle. Çok alıştım. Bırakamıyorum. O yüzden konuşmak istiyorum artık seninle. Ay baş başa ne konuşacağım seninle ya? Ya bak ne olur. İzin ver bana. Kalktım senin peşinden ta buralara kadar geldim. Benim peşimden? Evet. Sen benim buraya tarla satmak için geldiğimi falan mı düşünüyorsun? Ben tamamen senin için geldim. İstanbul'da buluştuğum kızın Düzgün amcanın kızı olduğunu anlayınca bu bir mucize dedim. Abo! İstanbul diye. Ne İstanbul'u kız? Alık. Ya düşünsene bir. İnternetten bir fotoğraf görüyorsun ve aklın başından tamamen gidiyor. Sonra kadere bak, bizi nasıl bir araya getiriyor? Sence bu mucize değil de ne? Yani olabilir. Olabilir mi? Bu mu ya? Ha ama doğru. Ben mucizeden kafasına tava yemiş adamım. İstanbul'da tamamen beni yanlışlamadı. Ben öyle bir insan değilim. Nasıl bir insansın? Yani bak artık ben tamamen seni düşünüyorum. Hatta dün gece rüyama bile girdin. Ne ettin lan rüyanda benimle? Al bak, aynı böyleydi rüya. Ben sana yalnızlığımı paylaşmak için değil, yanlışlığımı silmek için seni seçtim dedim. Sen bana ne dedin biliyor musun? Bilmem. Peki, tamam. Ben sana yalnızlığımı paylaşmak için değil, yanlışlarımı silmek için seni seçtim desem. Sen bana ne dersin? Ben seni hayattaki yalnızlığımı paylaşmak için değil, yanlışlığımı paylaşmak için sevdim. Eğer sensiz yanlışlarla doluymuş, seninle onları silmek istiyorum ben. Silgi miyim lan ben? İnanmıyorum ya. Aynısı. Aynı cevap. Ya bak gör, ne kadar iyi tanımışım seni değil mi? Demek senin yanlışlarla dolu bir hayatın varmış. Öyle mi? Senden öncekiler yanlışmış. Telefon. Telefon ne ya? Atsana, niye açmıyorsun? Bak yanlışlarından biri arıyorum. Neyse seni yanlışlığınla baş başa bırakayım. Şöyle geçeyim. Yine meşgule verdi. Bak kendin söyle. O benim yanlışımdı. Sen hayatında hiç yanlış yapmadın. Yaptım. Sana kanıp İstanbul'a gelmek hayatımda tek yanlışım. Ne yapacağım ben bu kızla ya? Abo, kızla.
Aba maaşı olup durur. Aba, gittiler. Hadi çıkam artık. Yok, çıkam. Heh, koş. İlk gün geliyor. Yine mi kız? He. Sana bunun yanlış olmadığını anlatacağım. Nasıl anlatacağım? Yarın İstanbul'a gidiyorum. Tekrar gelirim. Sonra sen gelirsin. Nereye? İstanbul'a. İnan bana, seni alıp bir gün gideceğim buradan. He. Sen de şuna inan. Ben bu köyden ayrılıp da hiçbir yere gitmem. Gelirsin. Çünkü ben seni buna inandıracağım. Oldu canım. Hadi inandır da gören bakalım. He, bak telefonum gene çalıyor. Eminim yanlışın arayıp durur. Çalıyor. Uzun uzun çaldır. Ah! Dur ya, ne yapıyorsun? Düşeceğiz. Düşmeyiz. Merak etme sen. Açsana telefonunu, çalıp çalıp durur. Ya bu nasıl bir şekil ya? Açmıyor telefonunu. Meşgule alıyor mu? Almıyor. Çalıyor. Telefon ne olacak? Umurumda değil. Oh be, telefon sustu. Yanlışlığın vazgeçti herhalde. Sen boş ver yanlışlığı da. Nereye kadar kaçacaksın benden böyle? Onu söyle. Sen vazgeçene kadar. İyi de ben senden vazgeçmeyeceğim ki. Seni alıp gideceğim buradan. Baba? Babam geliyorum. Kaçın, kaçın, kaçın. Ay, dur. Ne yapıyorsun ya? Git, git, git. Gelmesinler. Gitsene ya. Nereye gideyim? Git. Reşat var! Reşat! Ne bak ya. Allah Allah. Reşat! Baba! Ne yapıyorsun lan burada? Hiç. Manzaraya bakıyordum ben öyle. He. Gezmeye çıktım ya. He. Çok güzelmiş buralar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz o Sansar Reşat'ı arıyoruz. Onun yüzünden tabu dairesine gidemedik. Yalancı İkimizi de kandırdı. Buralardaymış o. Nerede, gördün mü? Reşat teyzem neydi? Teyzemi ara, o bilir. Ya nereden arayayım? Onun telefonuna ulaşılmıyor ki. Abimi ara. Hangi abi? Ha ha, Koptageli, Koptageli. Tamam. Elmasım benim. Parıl 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 yanım. Her şeyim. Bir şeyin titriyor. Hakikaten telefonmuş ya. Kaplama alanına girdik demek. Şşş, bacana karıyor ya. Efendim bacanak? Oğlum elması ver bakayım, elması, elması ver. Saygısız ya. Nasıl sen istiyorsun? Efendim işte. Reşat nerede, gördün mü onu? Nerelerde o? Minarenin gölgesinde oturacakmış. Ne işi varmış camide? Ay ben ne bileyim enişte? Camiye niye gidilir? Tamam tamam, bu kalabalık etme. Tamam, kapat hadi, kapat. Yürü, camiye gidiyoruz. Kopta gel, kopta gel. Sevsene beni.
Neyse bir kopyan olsun elmasım benim. Şimdi rahat et. Babamlar geliyorum. Nerede lan? Ya yok. Bu da değil yani silahlenin o da. Allah'ım yarabbim ödümüzü kopardınız ya. Siz ne yaptırıyorsunuz bakayım öyle kucak kucak? Biz. Kucak mı? Kopta gel çok güzel Bali masajı yapıyor da. Şakaklarıma gerginlikten ağrı girdi de. Kopta gel çok güzel Bali masajı yapar bana Bali masajı yapıyordu. Teyzeciğim kaldığın yerden devam eder misin Bali masajına? Bali masajı. Yavaş yavaş teyzeciğim yavaş. Tam nasıl? Çok yavaş teyzeciğim yavaş teyzeciğim. Tamamdır. İkün. İkün. Hadi gel gel. Gittiler mi tamamı? Evet. Hem sen niye saklanıyorsun ki? Nasıl niye saklanıyorum ya? Babamı mı yakalansaydık baş başayken? Ya ne alakası var? Biz evden izin alıp çıkmadık mı? Haberleri var onların. Tahir lan. Ay ne bileyim. Böyle bir anda şey yaptım işte. Heyecan yapıverdim. Sanki kaç kere biriyle baş başayken babam geldi ha? Kaç kere? Hiç. Hadi ya. Bana bak. Senin anlayacağın benim hiç yanlışım yok. O yüzden yanlışlığımı sileceğim de hiç kimseye ihtiyacım yok. Tamam. Tamam ya tamam. Sakin ol. Ne bu gerginlik? Tamam geçti. Yok daha geçmedi. Döne yaprak gelin bakayım. Ya. Bunlar nereden çıktı ya? Mağaranın dibinden. Geç. Ne yapıp durunuz siz burada? Bizim evde hayalet görüverdik de. Gelip buraya saklanıverdik. Hayalet mi? He. Bizim koca karı var ya. Babaannem, babaannem. He. Bizim sizden acilen Gucu Garı'nın depsisini almamız lazım. Ya ne diyor bunlar ya? Ya boş ver. Kim bilir ne gördüler de hayalet diyorlar. Değildi. Bizim depsiyi almamız lazım. Ya başlatmayın şimdi Gucu Garı'nıza da tepsinize de. Kızla, şimdi siz beni deyiverin bakayım. Biz buradayken Ferit'le konuştuklarımızı dinlediniz mi? He, dinledik tabii. Dinledik. Emre hiçbir şey duymadık. Su sesinden şarıl şarıl hiçbir şey duyulamıyorum. He, hatta bu şarıltıdan benim çok çişim geliverdi. Yürü kız hava, ağzıma işeceğim şimdi. He, benim de. Boş. Gidin kızlar, gidin hadi. Dikkat edin. Oh ya, iyi ki bunlar bir şey duymadı. Bunlar var ya, bir şey duysalardı herkese anlatırlardı. Sonra da babamdan izinsiz İstanbul'a geldim. Herkes öğrenirdi. Ben de yana yana yanardım. Yani bu durumda köyden bir erkek için çıkmış ilk kız sen olurdun. Bakma bana öyle. Durum bu. Ya ben dayanamayacağım. Arayacağım yine Ferit'i. Ara ara. Al bunu da koy oraya. Hadi gidelim artık. Benim dadım kaçıverdi. Niye? Ya duymamış kızlar işte. Rahat ol. Yok ya. Ondan değil. Yani başka şeyden kaçıverdim. Neden? Sen şu telefonuna bakmıyor, bak yine çalıp çalıp duru yani. Ya çalsın. Boş ver. Neden canın sıkıldı senin? Senin? Sen şu Bengüsü'yle konuş artık. Yani bu kız iyi durumda değil de ondan. Sürekli arayıp duruyor bu da ya.
Efendim Bengisu. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Nereden bildin? Sürekli arıyorsun ya. Ne oldu? Ne olsun Ferit? Seni beklerken üstüme helikopter düştü. Ne? Ya? Sonra da balkondan düştüm. İyi misin şimdi? Yani. Ayağım basket çayağı gibi oldu. Kocaman. Kapkara. Ya sen bir sakin ol da tek tek anlatsana şunu. Ya tek tek anlatıyorum işte. Ya helikopterden başla. Ya boş ver şimdi helikopteri. Neredesin sen? Çıkmadınız mı hala yola? Yok çıkmadık. Köydeyiz hala. Köyde misiniz? Cüneyt köydelermiş hala. Çıkmamışlar yola. Ha Cüneyt yanında mı? Evet. Yani ben senin olmanı tercih ederdim ama ne yapalım artık? Ya Cüneyt'e söyler misin? Bu satış işinde bir pürüz çıktı. Bir gün daha buradayız. Bitmez bizim işimiz. Ya tamam söylerim. Ne zaman geliyorsunuz peki? Yarın çıkarız herhalde yola. İyi tamam. Öptüm çok. Tamam Mengüsü. Görüşürüz. Gelmiyorlarmış. Hadi ya. Ne zaman geleceklermiş? Yarın. Yarın mı? Sen niye bozuldun ki? He, yok ya, yok. Yok bir şey. Keşke ayağım böyle basket çayağı gibi olmasaydı. Ben de giderdim köye. Aman canım neyse. Yarın geliyorlar nasılsa. Ya bana ambulans falan mı çağırsak? Niye? Ya hastaneye falan yetiştirsin işte beni. Ay yok ya, yok bir şey işte onda. Geçti ya, buz iyi geldi görmüyor musun? Oyna bakayım parmaklarını. Onu değil kızım, öbürünü. Ya o acıyor herhalde, ondan onu oynatıyorum. Tamam canım, neyse. Sen gitme bir yere, kal burada. Ben yalnız kalmayayım hatta. Hem sen bana böyle internetten yemek falan söylersin, beraber yeriz. Ben de şu işleri bitireyim. Aga, tamam be. Hadi yok oğlum, oldu işte ya. Allah Allah. Aga tamam, acele ediyoruz ya. E tamam. Evet güzel kardeşlerim. Geldik en büyük belaya. Ne belasına? Geldik de sağ salim. La oğlum, bunu ne yapacağız? İnahtar. Tabii. İnahtarı aldığımız yere bırakıvermek lazım. Aga o kolay var. Ya bu kızlar çığıra çığıra kaçmadı mı? E boş ev be ya. Ya gelmişlerse? E gelmişlerse de. E tabi üç kişi oyalar kızları. E birimiz de koyar. Ya bunları dert etmeyin bak. Kolay iş bunlar. Hadi gidelim. Hadi. Tamam kalma ona. Kapı hala açık. Bana bak. Al bunu. Siz içeri girin, ben burada gözlük edeyim. Niye dersen şimdi kızlar gelmez ama komşu momşu gelir değil mi? Sakata gelmiyor. Aga rahat olun be, bir şey yok. Hadi. Hadi ya, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi oğlum, hadi ya. Eyvah, eyvah. Kızlar geliyor, kızlar geliyor. Kim geliyor? La oğlum kızlar geliyor diyorum ya. La oğlum oradan geliyorlar zaten, bu tarafa doğru kaçacaksın ya. Kaç, kaç. İçeri. Yok Zaba. Ben yapamayacağım. Giremeyeceğim içeri. Valla ne yalan diyeyim. Ben de giremeyeceğim. Atla. Bu ne be? Hadi be. Tamam. Hadi. Yakalansak mı? Dur. Dur lan bırak çık. Acaba diyeyim. Abimi mi beklesek? He, doğru diyorsun. Abimi bekleyek. Hadi, kapa kapıyı. Hadi kapa kapıyı, gel. Ya oğlum ben atlayamam. Atla tamam. Bir şey olmaz, gel. Ya oğlum görmüyor musunuz? Ben boydan fukarayım. Buradan nasıl atlayayım ya? Kanka sal kendini, gel. Ya neye salayım oğlum? Ben vallahi atlayamam. Hadi. Bak git hocam. Gel be, gel. Hadi gel. Hadi.
kanka, düşsen ne olacak? Hep sakat işleri siz yapıyorsunuz ya. Allah Allah. Konuşacağını attı. Hadi be, gel. Deli zekanı ayağı mı tutuyor ya? Hadi bakayım. Bak. Bir sus. Haydi yavaş. Gel bakalım. El 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 el. Yavaş gel. Ya durdun lan şunu. Gel lan. Gel buraya be. Hoppa. Ay. Bak, hadi hadi geliyorlar. Hadi. Hadi. Leyla hadi be. Hadi. Hadi gel. Elmas. Biliyor musun? Deyzen'e elmas mı diyorsun sen? Ay çok alem çocuk bu ya. Bazen beni böyle kızdırmak için elmas diyor bana. Efendim teyzeciğim? Ha teyze kızma ya. Tamam yapmam bir daha. Sana acık komik bir şey söyleyeceğim. Bu köyde var ya minibüs yok. Nasıl yani? Ya hoca memlekette minibüs olmayan tek köy bu. Şu anda ben de bu köydeyim. Şansa bak, şansa bak ya. Ya sen neye takıverdin ki bu minibüs meselesine? Sen niye takıverdin minibüs? Allah Allah ya. Yani siz niye takılmadınız acaba bu minibüs meselesine? Ne bileyim? Ya benim şey var böyle ek iş falan yaptığım için böyle benim işlerle alakalı yani benim işler yoğun olunca. Ben ne iş yapıyorum biliyor musunuz siz ne iş yaptığımı? Ya insan mı sorar ne iş yaptığımı ya? Burada çatlıyorum başlamış gibi ayıptır vallahi. He soracağız de ya abamı merak ediverdi kendi. Hakikat ya bunlar aç oldu saat ben de merak ettim ben bir gidip bakayım şunlara. Otur sen abicim. Ya teyzeciğim, yani Ferit kızla beraber ateş barut misali, ateşle barut falan. Ya köylük yer bak, çok büyük iş alırız başımıza. Ben bir bakayım şunlara. Oh. Zaten iyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Ferit'e dedim ya. Ferit ne oldu ya? Bağımlar gelmiş. Evet. Onların tapuda işi yok muydu Ferit? Niye gelmişler? Hayırdır? Ya bu satış işini yapamamışlar mı ne? Öyle bir şey olmuş. O zaman hemen gidemeyiz ama. Vallahi benim için hava hoş. Ben burada kalmaya razıyım. Ya benim bir sürü işim var İstanbul'da. Hafta sonu cumartesi benim ne iş? Yani vallahi işlerim var ya. Babanla konuşursun sonra. Hadi bence gidelim artık. Daha yemek yapacağım evde. Ya neredesin Münezzil Efendi? Hem çağırıyor hem bir saat bekletiyor o. Haber versene. Ben de ıhlamur çıptırım gayfede. Neyse anlat bakalım. Ne oluyor? Ne olacak? Foyan meydana çıkıverdi. Fikri Düzgün'den 1 milyon istedi. Düzgün de Reşat'a 250 teklif etmişsin deyince... ...senin ikisine de oyun oynadığın kanaatine varıverdiler. Sen de hesap soracaklar. Yani şu Düzgün'e bak. Ne kadar karaktersiz bir insan. Ya benim konuştuğumu niye başka yerde anlatıyorum? Yani bak ben bu işten sıyırmam lazım. Zor sıyırırsın. Aa bak gelip durula. Nereden biliyorum ben bunlar benim burada olduğumu? Müezzin efendi, sen bana birazcık zaman kazandıracaksın. Ben de o sıra düşünüvereceğim. Yoksa bunlar benim karizmayı çizi çizi verecek. Hadi bakalım, hadi. Hayırdır nereye? İçeri gireceğiz. Olmaz, yeni temizledim gari. İş çıkarmayın beni. O niye ya? Misafir odası mı burası? He. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır müezzin efendi? Ne oluyor bakayım burada? Bir şey oldu yok imam efendi. Ne demek bir şey oldu yok ya? Bizi içeri sokmuyor. Tövbe tövbe olur mu lan öyle şey? Aç bakayım giysinler. Tövbe tövbe ya. Şş. Yavaş. Babuşla. Çıkar. Geç de geç ya. Aha. Reşat burada ya lan. Yazın efendi. Hani Reşat'ı niye aldın? Vallahi hangi ara gitti bilmiyorum. Görmedim. İlki de gitmedim he. Siz ne yapacaksınız bakayım Reşat'la? Ne konuşacaktınız? Azıcık bir işimiz var. He. Ona soracaklarımız var. Bize yalan söylemiş yalan. Namazını kılıversin. Namazı bitmeden olmaz. Değil mi imam efendi? Olmaz tabii. Azıcık bekleseniz. Bekleriz. Nazgül, Erol'a söyle de ocağa odun getiriversin. Tamam abla, hadi. Erol! Erol! Erol!
Var ya bu araba işinden şükürler olsun ki ucuz yırttık ha. La tereyağından kıl çeker gibi oldu ya. Dur bakayım. Tamam, araba işinden kurtardık da bu kızlağın yanındaki Fikri'nin oğullarından kurtaramadık. Hala kızlağın yanında da. Ebe buralı, ebe buralı. Aga kaç kere dedim sana be çocuğum. Stres yapma, rahat ol be rahat. La sen kızımızı bırak, Emine abadan yiyeceğimiz fırçayı düşün ya. Eyvallah, kayacak fırçayı. O kadar arada açmadık telefonu. Ne düşünüyorsunuz? Ne söyleyeceğiz Emine ablaya? Aga ne diyeceğimizi bilmiyorum da oraya çok sağlam bir yalan bulmak lazım ha. Ne diyeceğiz, ne diyeceğiz? Dur bakayım, bir düşüneyim oraya. İyi hadi bakalım. Azizlerim, nerede kaldı bu oğlanlar azizlerim? Ay, geliverdi kaçaklar. Ulan neredesiniz siz? Perişan ediverdiniz beni buralarda. Sorma nene, başımıza neler geldi. Neler geliverdi lan? Taş mı düşüverdi lan kafanıza? Ben size demiyorum mu? Her koşulda, her yerde o telefona bakılacak diye. Niye açmıyorsunuz lan telefonu? Hindi, anlatsak inanmayacağınız diye korkuyoruz. Sen anlatı be. İnanıp inanmayacağımı ben karar veririm. Anlat bakayım. Yok be, anlatmayalım. Yok, biz anlatmayalım Emine. Anlatın lan. Yok, yok, yok. Anlatın diyorum. Hindi biz oturup dururduk. Ha. Birden hayalet görüverdik. Abo. Ne görüverdiniz? Hayalet gördük be, hayalet. Ruh. Fenaydı Emine abla. Nasıl hayalet lan? Bildiğin ya. Hayalet. Lan kısa. Sen söyle bari. Gördünüz mü lan gerçekten hayaleti? Vallahi nereye? Yani baktığın zaman aslında ben kendim bizatihi görmedim. Ne vuruyorsun oğlum? Görmedim, yalan mı diyeceğim? Allah Allah ya. Kısa görmedi. Bir o gör. Kısa o sırada şişe gidiverdi. Hayaleti biz üçümüz gördük. Sonra hayaletin yanına giderken telefonu orada kaldı. Tabii hemen dönemedik yanına. Aradan zaman geçince telefonu alıp soluğu burada alık olduk. Bana bakın lan İsmail'le. Siz bir dolaplığa çeviriyorsunuz emme. Yakında bundan çıkar kokusu. Yok be. Lan okumuş. Ya buyur Muhtar abla. Geliver acık. Hoş geliverdin. Hoş bulduk. Aleykümselam. Hindi, bu İsmail'le bir derdi var. Bunlar hayalet görüvermişler. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah ya. Öyle diyorlar. Hindi sen imam olarak bunlar biraz bir şeyler diyiver de. Baksan ya, betleri benizlere atıvermiş. İyi geliversin. Hindi camiye gideceğiniz, iki rekat namaz kılacağınız, hiçbir şeyiniz kalmayacak. Biz bir gidelim o zaman. Camiye girmeden abdest almayı unutmayın, olur mu? Tamam, alıvereceğiz hocam, tamam. İyi de hocam ya. Tövbe estağfurullah. Geç. Allah Allah. Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı? Tavuk kesilecek. Keseceksin mi? Şaka lan. Al sen bu patlıcanları. Önce zebra gibi soyacaksın. Sonra da tekerlek tekerlek kesersin. Hadi. Tamam. Vallahi iyi hanım ki öyle olacak bu. Niye gülüyorsunuz? Ben yıllarca bekar yaşadım. Ayrıca kendi yemeğimi de kendim yaptım. Dünyayı gezerken oraların yemeklerini de öğrendim. Sen daha ne kadar kalacaksın buralarda? Bilmem. İnşallah uzun kalırsınız da. Bize yardım edersin yemek yaparken. Bu nasıl küçücük evde, bu nedir ya? Bakayım mı? Kanıyor mu? Bakayım. Ne diyorsun, kan mı var? Yok bir şey yokmuş, tamam. Ya kaç gündür buradayız, bu kaç gün daha sürecek Elmas'ım? Benim işlerim ne olacak ya? Beni düşünen kimse yok. Şu anda orada minibüste var ya, böyle kaynıyor insanlar yani. Hala ben buradayım ya. Canım olsun, sen de biraz rahat ol. Tamam. Ya Elmas lütfen, nasıl rahat olacağım şu anda? Durum yani, biliyorsun durum, yapma ya. Şöyle düşün, sen mesela tatildeyiz gibi ya da ne bileyim ben bir balayındayız gibi falan düşün sen. Hani balayı. Yapma şu anda. Kıvırcık var oğlum benim. Yapma, balayını düşün sen, tek bir çocuğum olmaz mı?
Paraydırsın şimdi işin içine başka şeyler, aktiviteler falan girer. Yesin ne olacak? Yaptırma şu anda balayı olay. Hem ne balayız? Bende sadece ayısı var. Bacanakla yatıyorum ya. Adam bancar motoru gibi aralıksız horluyor. Ağzı açık, aralıksız hava atıyor ağzında. Onu bırak, bir de ara gaz olayı var adamın. Vallahi çam ağacını koysan o çam ağacı yapraklarını atar böyle kalır. Of! Baktım ya. Gülme Elmas, valla böyle olmayacak. Ben bacanakla meseleyi konuşacağım. Konuş. Halledeceğim bunu yani. O balayı şimdi konuşuruz sonra. Ya, konuştun mu biz tamam? Ya bunu lütfen kaldırtın bu şekilde. Ay bu ne? Şöyle üstüne durun. Allah cezanı versin. Ya. Gülme tamam, söyleme kimse. Nasıl söylemem? Ortamızda bir şey var yani. Önde herkesin kaza namazı kılcayı tuttu. Siz daha bekleyeceğiniz mi? Bir zararımız mı var sana? Yok, ondan değil de. Onun yüzünden satış yapamadık be. Bunun hesabını soracağız ona. Hafta sonu geldi, boşu boşuna buralarda kaldık. Daha ne gıda kılacak bu namaz? Bilmiyorum. Allah'la kulu arasına girilmez gari. Şimdi aklıma geliverdi. Geçen gün Reşat beni dediydi. Onu kılıyor herhalde. Ne dediydi? Vallahi bir işim ne varmış. O olursa sabaha kadar namaz kılacağım dediydi. Demek o iş oldu. Sabaha kadar mı? He. Olsun. Sabaha kadar bekleriz. Sabaha elbet namazı bitecek. Bakalım onu soracağız. Neler anlatacak? Çok merak ediyorum doğrusu. Allah kabul etsin. Allah razı olsun Müslüm Ezdin Efendi. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Allah kabul etsin. Sağ ol. Allah. Evet. Heh. Aga rahat ol. Bir dinlenme. Bak gitmiyorlar işte. Kendi ağzına duyu ben. Aga ne yapalım be olacak? Rahat ol sen gene. Ne yapıyorsunuz lan? İsmail enflasyonlar. İyi sen ne yapıyorsun? Yalnız macir gömlek ateş ediyor ha. Satayım sana. Sen onu boş ver de. Ferit ne yapıyorum? Aa şey, Ferit şey de. İhun'la beraber onlar takılıyorlar. Arol da evde yok. O da onlara bu gözcülük mü yaparmış? Ne ateşle barut. Esad, İso sen cansın bak. Benim abdest aldım hadi. Hadi al bakalım. Ben bilip durmayacağım. Yürüyün lan. Lan nereye? Hadi gelme, gel. Nasıl oluverdiniz lan? Geçiverdi mi iyi saatte olduklarınız? Geçti, geçti. Emine abi, sene önemli diyeceğimiz var. Diyecekleriniz de hiç bitmiyor. Deyin bakayım. Şimdi Reşat sabaha kadar camide namaz kılıverecekmiş. Fikri amca ile Düzgün amca da sabaha kadar Reşat'ın başında bekleyecekmiş kaçmasın diye. Onları kandırdı diye hesap soracaklarmış. İyi de ben ne edeyim? Olur mu öyle ben ne yapacağım, ne edeceğim? Kızlar diyorum, evde yalnız diyorum, Fikri'nin oğlanlarıyla diyorum. Olmaz öyle şey. Olmaz. Ha nene biz de onu diyoruz be ya, olmaz. Ya bu kızların yalnız kalmaması gerekmiyor mu acaba? Şimdi siz getirin beni dört kolluyu. Öyle kayfede bırakıvermiştim. Alın beni götür, verin kızların yanına. E tamam o zaman hemen geliyorum. Güzel geliyorum. Vay vay, ne güzel söyledin ya. Bunlar kızların derdine düşmüşler. Selamun aleyküm, Allah kabul etsin. Sağ olasın, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk lan, niye burada duruyorsunuz lan? Çıkıp dışarıda dursanıza. Bunun namazının bitmesini bekliyoruz. Ondan sonra konuşacağız onunla. Babacığım, ben de seninle bir şeyler konuşayım diye geldim. Ne ettiğiniz iyice gezebildiniz mi? İlk günlere göz kulak oldun değil mi? Ya evelallah canım, orada bir sorun yok. Şu anda evdeler zaten, yemek hazırlıyorlar. Helal olsun sana ya. Rabbim herkese senin gibi delanlı bir erkek evlat nasip etsin. Amin amin. Bana etmedi. Çok uğraştım, çok çalıştım, çok gayret ettim ama yetmedi. Olmayınca olmuyor, ne diyeceğim? Belki koca Rabbim bana senin gibi deli anlı bir damat nasip eder. İnşallah. Ne demişler? Erkek adamın erkek damadı olur ya. Bana bak, seninle konuşacağım benimle.
Ya babacığım şimdi cami abla dışarı çıkalma, dışarıda olmamış almış. Düzgün. Sen burada bekle. Ben birazdan geliyorum. Yürü. Yürü. Dışlama. Dışlama. Lan! Ne biçim konuşuyorsun içeride? Elmas'ınsa bıyıkları yiyorlar vallahi ha. Ya Fıkrı Bey, ben zaten senin oğlun rolünü oynuyorum yani. Zaten felaket derecede sıkıldım. Satış da olmadı diyor. Olmadı. Bu Sansar Reşat yüzünden hiçbir şey olmadı. Ama başta böyle konuşulmadı yani. Bak ben iki gündür buradayım. Daha ne kadar kalacağız? Bilmiyorum. Şey bu biraz ufak bunun bir maliyet olayı var şimdi. Başlatma lan maliyetinden. Bir de para mı istiyorsun? Al elmasıcı. Tövbe yarabbim be. Al elmasına git. Yürü. Şu andan da şey... Durduk yerde sinirleri zıplattı ya. Ulan yemedi ya. Burun azgırbaş. Ulan ilk gün ne yaptı acaba ya? Garibim ya. Ferit de nasıl kendi kendine yükseliyor, gelin bu bey oluyor. Garibim ya. Ama Düzgün Bey, ben almışım oğlum. Lan bunlar da vallahi bize gitmiyorsa neyim ha? Lan bize diyorum, Düzgün Bey'in evini benimsemişim ya. Allah söyletiyor ya. Ferhat'cığım neresin oğlum? Lan şu Erol hala yok ortada ha. Erol vermiştir o. Ey odunları siz taşıyıverin ocağa hadi. Seni yanlışlığın aramıyorum. Ses seda kesiliverdi yani. Arayamaz tabii. Ne dedin? Çok merak ediyorum. Benden ümidi kes dedim. Çok güzel bir kızı buldum dedim. Dönmem bir daha dedim. Ben de hanım köylü olacağım dedim. Ne oldu? Hoşuna mı gitti? Yok canım şey. Kız ne dedi peki? Hiçbir şey. Ya. Evet. Hiçbir şey demedi. Çünkü ben öyle şeyler söylemedim. Sen benimle dalga mı geçip durun lan? Yok. Niye öyle şeyler deyip de gandırıyorsun beni o zaman? Böyle bir şey olsa ne hissedeceksin merak ettim. Sorumun cevabını da aldım. He. Emme ben bir cevap vermedim ki. Olsun. Ben bakışlarından anladım. Ne anladın bakayım? Hoşuna gitti. Sana öyle gelip durun. Ha? Bu köyün kraliçesi de geliyor. O kraliçe. Sen de prensessin. Apo! İlk gün. Kız neydi veriyorsunuz orada? Hey Cemile abi. Biz akşam yemeği hazırlıyoruz. Ama Gayle Hanım olsa sevmeyecekmiş demek. Biz de size geliverdiydik. Hoş geldiniz. Buyurun. İlk gün. İyi mi? İyi İsmail. İlk gün. Gülgün nerede sorabilir mi acaba? He. Nazgül de yoktur. Buradalar. Heh. Odun almaya gittiler. Geliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anam gelmiş, ebem gelmiş. Kurban olurum ya. Anam. Aslanım. Ya. Gel sana bir sarılı verim. Allah. Aslanım. Aslanım. Bana camiye gidiyorum dedi, burada ebem ebem diye şarkı söylüyor. Ebem. Sağım solum önüm arkam sobem. Seni buldum, seni buldum bırakmam. Ebem. Koç bu, koç. He ya, maşallah maşallah sese bak, o da aynı ya. Teyzeciğim, sen camiye gitmeyecek miydin? Ebeni bulmuşsun burada. Ya teyzeciğim, şu anda geldim. Ebemi görünce de bir ufak serenat yapayım dedim ebeme. Ebem benim. Evet, ebesine şarkı söylüyor.
ben sana kurban olsun koçum. Ağlama, ağla diye yapmadım her şeyini ya. İsmail'le. Hadi bakayım siz de gidiverin. Emme telefonlarınız açık olsun. Hemi de yanınızda oluveresin, bak karışmam sonra. Yok Emine ama biz burada kalalım. Niye lan? Hem git gel zor oluyor. Heminen düzgün amcayla Erol da yok. Kızlara göz kulak oluruz. Başlarında erkek olsun değil mi? Bir erkek değil mi lan? He? Bir erkek değil mi siz? Hakikaten biz neyiz oğlum burada? Biz erkek değil miyiz? Biz de siz erkeksiniz diye dedik zaten. Sen ne biçim konuşuyorsun lan bizimle? Hayırdır ya? Bunlar nasıl laflar? İsot, bu nasıl bir ekip ya? Oğlum bak ben gittim az önce camide düzgün amcayla konuştum yani. Kızları bana emanet etti. İnanmıyorsanız arayın telefonla sorun ya. Ve camide aldığım yetkiye dayanaraktan arkadaşlar siz ne diyorsunuz lütfen yani. İsmail'le hadi bakayım siz gidin. Burada kalmanız uygun olmaz. Hem ben varım. Telefonlarınız açık olsun. Bir şey olursa ben sizi ararım. Hadi bakayım. Hadi diyorum. Abim de gelemedi bir türlü. Gelse de şelalede duyduklarımızı anlatıversem. Biz ne duyduk kız şelalede? Kız sen hakikaten alıksın. O Ferit'le ikisi konuşuverdiler ya. İlk gün İstanbullara bir erkek için gidivermiş. O erkek de Ferit'miş diye. He. Demek ki bizim alışveriş merkez ikisinde gördüğümüz ilk günmüş. Tüh. Gördün mü bak? Benim dizim vardı, onu da kaçırıverdin. Hindi abim buraya gelene kadar burada mı bekleyeceğiz biz? Mecbur. Uf ya, ben çok sıkıldım. Ben de. Dur kız. Acaba abimin arabasının kapısı açık mıydı? Açıksa oraya gidip müzik dinleyen mi? He, olur bak vallahi. Vallahi kız. Oynak bir şeyler buluver de içimiz açılsın bari. He. Bakalım Reşat ne diyecek arabasını hayal etmeyen göttüğünü duyunca. Ne? Araba burada ya lan. Sabah şu ışığı da açar mı? Ben karanlıktan korkuyorum ya. He doğru diyorum. Açam da aydınlıkta oturamacık. Anam ışıklar da yanıma yedi. Bismillah, bismillah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Açsana. Az dedi bir hizmetçi tutuver kendine. Ne yapayım?
Sen oturdun öne ya. He. Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaydır bu bahçemi de nasıl et. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Vallahi çok güzel yapıvermişsiniz yemekleri. Allah kesenize bereket versin. Pek güzeldi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ahat ya, yeminle şurada bir ay kalsam felaket şekilde kilo alırım yani. Lan benim oğlan. Ne güzel sesin varmış senin. İçli içli. Şu yemek üstüne bir tane batladı versen de kulaklarımızın pası siliniverse gari ha. Kopta gelin sesi çok güzeldir. Aslında istese yarışmasına katılır kazanır ama katılmıyor işte. Aşk olsun teyzeciğim, bir sesin mi güzel? Her yanım güzel maşallah. O zaman ebem istemiş. Ebe asla kırılmaz, ahan sular durur yani. Ebem için okuyorum bir tane. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarım giymiş beyaz ezya, cuma namazından gelir. Yarım giymiş beyaz ezya, ezya, cuma namazından gelir. Beyaz... Kızla, dikkatli olun. Ne oluyor lan Erol? Köyde hayaletler dolaşıyor Mıktar abi. Ay hayalet mi? Kopta gel. Sabahtan beri görüp durun. Olur mu lan öyle şey? Emine kız, bizim oğlanlar da dedi ya, hayalet görüverdik diye. Onlar da mı görüvermiş? Köyümüze hayaletler basıverdi. Nerede gördün lan sen hayaleti? Bu Reşat'ın araba yok mu? Bir kız kumuna gidiyorum, bir buraya geri geliyorum. Emme kimse kullanmıyorum. Ya kız kumu diyor, Reşat'ın arabası diyor. Anlasanıza. Lan Reşat abi sana şaka yapmıştır ha. Doğru mu diyorsun da? O zaman kolayı var. Reşat zaten camide. Sabah namazında ben bunu hallederim. Korkma oğlum, korkma ben. Bunu hallederim kızlar, siz de korkmayın. O ne ya? ne o? Ne? Şaka yaptım. Lan kopta gel ya. Beyaz gün. Kırmızı güller arasından gelir. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Thank you.
Saat geldi. Ben sabah ezanı okuya vereyim. Ya arkadaş, adam da inata bak be. Sabah oldu hala namaz kılıyor. İnattan değil lan o. Korkudan, korkudan. Tamam bak arkadaş. Mazotlu araba gibi kıldıkça açılıyor. İsmail'le siz hayalet görüveydik dediniz ya. Ha. Bu Erol da görüveymiş o hayaletten. Emin abla dedik sana be, gördük diye inanmıyor ki sen bize. Hah, buradan gireceğiz lan, durun. Yavaş. Erol. Sen nerede gördün? Ya bu Reşit'in araba yok mu? Kendi kendine gidiyor, bomboş. Sizin hayalet neye benziyordu? Yani böyle şeyin gibi. Nasıl diyeyim böyle... Buralı daha net gördüm. Böyle arabanın üzerinden ışık saçıp duruyordu. Tövbe estağfurullah. Hadi bakalım. Nineyi kaldırın da biz namazlığımızı kılalım da... üstümüzden kalkıversin bu yük. He vallahi doğru söylüyor. Yani biz dün iki rekat namazı kıldık. İnan olsun üstümüzden bütün yük kalktı. Çok şükür. İnşallah, inşallah. Hadi nineyi taşıyın. Allah'ıma şükürler olsun. Bir daha da görmedik yani. İyi hadi, hadi. Nene gel bakalım. Nene gel bakalım, gel. Çıkarıverin bakayım. Haydi nene. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne oluyor lan? Lan ne oldu? Yok lan, yok onunla bir şey. Ben şimdi onu ayırdırım. Bir kova suya bak ha o. Abi öldü mü ola yoksa? Keşke ölse. Rabbim onu cennetine alı. Yok canım, öyle şey değil. Yorgunluktan bayılı demiş bu. Alın bir dışarı çıkarıverin. Bir hava alsın. Emine ablaya da haber verin. Bir bakıversin buna. Hadi bakayım. Hadi, hadi dur. Hadi İsmail. Dur. Haydi. Dur bakayım. Şu bile şey. Hadi. Yatırın buralara, yatırın. Yavaş, yavaş. Yavaş lan. Yavaş lan, yavaş. Açalım bakayım. Adamcağız bir havalı versin. Dur bakayım. Hindik. Normal. Aman, yorgunluktan bayılıvermiştir bu. Lan yok bunun bir şey. Oğlum şuradan bir tas su al gel, ayılır bu. Rola yatıyorum. Ya arkadaş, ne istiyorsun adamdan? Evine götürüveren de uyusun bu. Bize konuşmadan olmaz, olmaz. Ya kaçık durun bu adam. Tam 628 rekat namaz kıldı. Çüş. İki de sabah namazının sünneti, iki de sabah namazının farzı. Tam 632 ediyorum. Kendine gelince konuşursunuz. Hindi uyandım bak Günoğlu. Değil mi İmam Efendi? Evet evet, uyusun bu. Sonra konuşursunuz artık siz de ne konuşacaksınız. Hadi dağılın bakayım. Hadi hadi. Hadi kaç. Dağılın. Gel. Nene. Gel. Durun durun. Gel. Aşıksın, dın 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 dın, aşıksın, dın dın dın, aşıksın, sen aşıksın. Sen ne diyorsun burada? Ya şöyle kendi ellerimle bir kahvaltı hazırlayayım bizim. Ay ne gerek vardı? Olur mu canım öyle şey yani? Hep sen şey yapıyorsun ya, bu sefer de ben bir şey yapayım dedim. Hep sen şey yap, şey yap, olmaz yani. Vallahi bu andan sonra ilk defa bir erkek bize kahvaltı hazırlıyor. Ya yani her şeyin bir ilki var. İlk gün gibi. E tabii. Enişteye bak ya. Yine benim kızın yanımda. Teyze! Teyze uyan. Eniştem yatağında yok. Uyanıp aşağı yemiş teyze. Ne? Teyze! Teyzem uyanmış. Kopta gel! Koş! Koş, koş! Odada şey var. Tespih böceği var. Tespih böceği var. Tespih böceği. Çok korkuyorum. Kopta gel. Teyze! Ya bu senin gözündeki ne? Bunlar şey teyzeciğim. Uyuma gözlüklerimi İstanbul'da unutmuşum da. Bunlarla çok rahat ettim.
Neredesin sen lan? Elmas'ım ya böyle panik yaptım bağırınca. Sana kahvaltı hazırla dedim ben. Bağırınca sürpriz bozuldu yani. Aşkım sen bana sürpriz kahvaltı mı hazırladın? Ay aşkım ya. Ay ben neler düşünüyorum. Sen neler yapmışsın bana ya. Olsun olsun. Tespih böceği nerede? Tespih böceği nereden bakabilir miyim? Orucum var tespih böceğim. Ay bu ne biçim tespih böceği? İlmaz ne bir salamat. Burada mı tespih böceği? Günaydın. Sana da günaydın. Dün gece yine rüyamda seni gördüm. Bu sefer nasıl gördüm? Baban senin benim için İstanbul'a geldiğini de öğrenmişti. Yani benden başka kimse bilmiyor ki. Bir sen bir de ben bilip dur ya. Allah korusun. Uf. Neyse neyse daha bitmedi. Babam bizi zorla evlendiriyordu. He. Zorla. Evet. Ve ben bu mecburiyetten çok mutluydum. Aba hayırdır? Sabahtan beri gürültüler gelip durdu. He. Elmas abi odada bücük görmüş de ondan. He. Aman be. O da bir böcük için ortalığı ayağa kaldırıverdi. Hadi kızlar oyalanmayın hadi. Yardım edin. Da maşallah var güzel olmuş ha. Ah, afiyet olsun. Ya Allah aşkına alın bunu evine götürüverin. Öyle musalla taşında görünce içi fena oluverdi vallahi. Doğru söylüyorsun. O da elleri kolları uyuşuverecek. Uyusun uyusun. Uyarınca hesap verecek. Lan fikri ne fikri sabit adamsın ya. Ya bir dur. Bir bekle uyanacak elbet o zaman konuşuveren. Hadi İsmail'le götürüverin bakayım Reşat'ı evine. Ya niye herkesi biz taşıyıp dururuz? Başka adam kalmadı mı? Kalmadı. Götürüverin ne olacak? Sevaptır. Hadi bakayım. Alın bunu da kolayca taşırsınız. Ha? Ama beni bak. Benim daktörü bana dikkat edin ha. Bir zarar gelmesin. Ha? Ya nenem sen hiç merak etme. Hem Reşat Ağa'nın ağırlığı ne, senin gülelerin ağırlığı ne. Aynı yani. Edepsiz. Hadi. Gel, şöyle otur da. Gel. Yavaş, yavaş. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Otur, otur. Sen değil misin? Abo! Bu ne be ya? Lan lan lan! Bırak! İndi, indi mi lan beni? İndi! Ne oluyor lan? Lan bırak, bırak! Bırak! Ha, kendi evine kendin giderin. Bana bakın lan. Depsin oldu benim. O benim bakır depsin. Aynısını alacaksınız. Vay babam vay. Ya bu Reşat Ağa ne kadar değişik bir adam. Ne kadar değişik bir adam ya. Dünya malına ne kadar da kıymet veriyor. Adam uyanır uyanmaz depsi dedi ya. Hakikaten be ya. Bu Kamil'in malı kıymetli ben diyeyim size. Bir de arabayı çarptığımızı duysa. O ya bizi dövüyorsun. Nasıl? Çarptığımız değil. Çarptığı. Hadi. Doğru diyorum. Yavaş oğlum, yavaş ya. Allah Allah, haydi bakayım.
birden haber sitelerinde çıktıysa gazetelerde de çıkmıştır kesin. Yandım ben ya. Babam her sabah gazete alıp didik didik arıyor. Vallahi görür, kesin görür. O zaman Düzgün amcanın gazete almasına engel olmalıyız. Hatta bütün köyün. Ha, imkansız. Alan almıştır. Of, yandım ben ya. Kaçak olarak İstanbul'a gittiğimi herkes öğrenecek indi. Ya dur ya, karamsarlığa kapılma hemen. Bir çıkış yolu bulacağız. Of nasıl, hadi geç kaldık. Reşat ağa. Buyur Özür Efendi. Nasıl oldu, iyi mi? Hiç iyi değilim. 632 rekat namaz kıldım, hiçbiri kabul olmadı. Niye lan? Lan aceleyle camiye girerken abdest almayı unutuvermişsin. He, tüh. Sorma, moralim çok bozuk. Neyse, ben sana bir şey soracağım. De bana. Bak bakayım. Bu Düzgün Bey'in kızı değil mi? Ulan, lan Düzgün'e bak lan sen. Paçasındaki çömeğe bakmadan bana laf edip duru. Nerede indi o? Vallahi gayfeye geçiyorlar da. Ne bak onu? Lan. Hani oğlum, Reşat'ı ne çabuk bıraktınız? Valla yarı yolda iniverdi. Ben dedim size, bizi atlatmak için numara yaptı bu. Yine bakın, siz benim hakkımda mı konuşup durunuz? Ve? He, senin hakkında konuşup duruyoruz. Sen bizi kafa kafaya mı çarpıştırıyorsun? Ne gibi? Lan, senin yüzünden satışı yapamadık be. Bu niye? Buna demişsin ki, Fikri tarlaları bana 250 bine bırakıyor demişsin. Ya. Yalan. Bak. Bana kimse yalancı diyemezler. Durun arkadaş, o zaman yanlış diyelim. Ben sana ne dedim? Fikri'nin darlaları 250 binden fazla etmez dedim. Fikri bana 250 bine bıraktı mı dedim. Yalan. Lan bana bak, kimse de bana yalancı diyemez ha. Emme yalan diyor. Dur be ya, dur. Düzgün. Bak Düzgün emmi. Eşim başım var, bir şey diyemiyorum. Neyse ne artık. Lan hepsi canavarları. Bana bir çay verin. Tövbe tövbe. Lan Düzgün. Doğru mu diyor bu? Lan ne doğrusu? Yamuk yapıp duruyorum. Herkes yamuk, bir sen Düzgün değil mi? Lan bana bak. Aga rahat ol. Düzgün. Dur ya. Allah Allah. Abo. Düzgün emmi, bu senin kız değil mi? O ne demek lan? Kim o lan? He. Ben Düzgün. Bu senin kız değil mi? Oh! Ne oldu ki? Ne olacak? Geç kaldık. Şş! Düzgün. Ne? Bu hakikaten senin kıza benziyor ha. Ya. Vallahi da ilk gün bu. Müezzin efendi, müezzin efendi. Bilip bilmeden yemin edip de günaha girme bari. İyi de imam efendi. Bir bakıver ya, ilk gün işte. Benim kızım olamaz o. Yakından bakayım, bir ben bakayım. Abo, benziyor vallahi. Ya. Yok. Ya ilk gün ne vakit İstanbul'a gitsin, değildir o, benziyor. Hiç. Ver bakayım. Tüh tüh tüh. İlk gün bu, vallahi ilk gün. Tövbeler olsun, tövbeler olsun. Ya susun gari, tamam susun. Benim kızım olamaz diyorum size ya, olamaz. Oo. Yürü lan, hadi bu olay çok büyüyecek bak, hadi. Ya ilk gün gelip duruyor işte. Ona soralım. İlk gün bir ol, gel bakalım buraya. Kız gibi diyorsun. Sorun kendisine, gerçeği söyleyiversin. Ondan sonra da Kadınlar Meclisi, yani ilk günün cezası neyse versin gari. Bana Reşat, bak sus ağzını burnunu bayramlık deve gibi dağıtacaksın şimdi ha. Niye lan? Allah Allah, bu köyü kadınlar yönetmiyor mu? Beni bak, sen yoksa Kadınlar Meclisi'ni bypass mı etmek isteyip durun? Şş, bana bak, ne işiniz var sizin burada? Hiç, öylesine geldik baba, merak ettik sizi. Durun bakayım, ilk gün kızım. Bakıver'e bakayım şu gazetedeki fotoğrafa. O sen misin kızım? Evet. Abo. Kızım, sen ne zaman reklamlarda oynadın kızım? Benim hiç haberim yok. Baba ben de bilmiyorum. Bir şey desene kızım.
Kadınlar Meclisi toplansın. İlk gün hesap verecek. Babasından izinsiz bu köyden çıkmış. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Kadınlar Meclisi toplansın falan. Engizisyon Mahkemesi gibi. Baksanıza, bilmiyorum diyor kız. Sen ne karışıp durumdan? Sen niye karışıyorsan ben de ondan karışıyorum. Ya anlamadan, dinlemeden yargılıyorsunuz kızı ya. O da şaşırdı. Baksanıza, bir şey diyemiyor. Al işte. Ya bu bas bayağı fotomontaj bu ya. Hadi lan. Ne montajı, ne sondajı lan? Bir bakar mısın? İlk günün kafasını bayağı oraya oturtmuşlar. Hadi lan. Öyle sallayıp durun be. Niye sallayayım? Bir bakar mısın şu ışık dengesine? Fotoğraftan anlayan herkes hemen fark eder bunu. Bana bak. Benim oğlan fotoğraftan çok iyi anlar. Dünyayı gezdi o, dünyayı. Ya bırak şimdi Fikri abi ya. Yok montaj, sondaj bir şeyler deyip durunuz. Olur mu öyle şey? O kadar kolay mı? Baksana. Gerçek resim işte aynısı. Peki. Bir saniye. Bekleyin şimdi. Verimi çekiyorum. Size ben hemen basit bir programla ispatlayacağım. Bir saniye geliyorum. Ne yap? Bu nereye gidiyor? Efendim, öncelikle bu köyün kraliçesi. Lütfen önce bir siz bakın. Buyurun efendim. Bu ne be? Verin bakayım şunu bana ya. Ayıptır lan. Yok, ben almayayım, anladım. Niye anladınız? Ver bakayım şunu be. Tövbe tövbe. Yok eşi. Fikri abi, bana bak. Senin bu oğlan eşek sudan gelene kadar dayak istiyor ha. Yok, yani ben sadece basit bir programla neler yapılabileceğini göstermek istedim. Yoksa size bir kastım yok. He. Eşeğe de. He. Ben sosyal medyadaki hesaplarıma fotoğraf koymuştum. Oradan almışlar herhalde. Neyse. Biz sizleri daha fazla günaha sokmayalım. Görün kızım, gidelim biz. Müsaadenle İmam Efendi. Gör. Bak ne güzel öyle değil mi? Kaçı kaçı be, kaçı kaçı be. Kızım, sana bir şey diyeceğim. Az evvel Gayfe'de o çocuk seni kurtarmak için çırpına çırpına davrandı ama sanki az yalan söylüyor bence. Yok vallahi baba, yalan değil. Ben ya yalan söyleme. Ben senin babanım. Doğruyu deyip durun baba. Ben bu köyden hiç dışarı gitmedim ki. Reklam çektiriverem kendimi. Kızım. Ben senin babanım. Bana hiçbir vakit yalan söyleme, olur mu? Demiyorum baba. Gözlerime bak bakayım. Şimdi deyiver bana. Doğru mu?